Bugün sizlere aslında sanat tarihi hakkında, sanata giriş babında bir sanat 101 sunumu yapacağım. Tabii biraz daha benim istediğim tarzda ilerleyen bir sunum olacak. Sanatın tamamını değil de en azından fikri olmayan insanların bile akımlar nedir, sanat türleri nelerdir gibi bilgi almasını istediğim tarzda bir sunum ortaya çıktığını düşünüyorum. Öncelikle sanatın tanımlarıyla başlamak istiyorum. Tabii burada şöyle bir şey var. Hepimiz Google'ladığımızda sanatın tanımı adı altında iki, yani ben bu tanımları Google'dan aldım. İki tanım çıkıyor. Ama aynı zamanda görüşlere bağlı olarak değişen bir sanat tanımı da mevcut. Öncelikle sanat nedir diye baktığımız zaman bir duygunun, tasarımın, güzelliğin veya herhangi bir aktarımın anlatımında kullanılan yöntemlerin tümü olarak ele alınır sanat. Ve bu yöntemlerle ortaya çıkan üstün yaratıcılık, eserlere yansıyan üstün yaratıcılık olarak tanımlayabiliriz sanatı. Tabii burada bir takım görüşler var. Mesela Başat biçim görüşüne göre sanat eseri tamamen estetik beğeni oluşturan çizgi, şekil ve renk ilişkileri olarak tanımlanır. Dışa vurumculara göre ise sanat duyguların dışa vurumudur. Ancak bu duygu sanat eseri ortaya çıktığında anlaşılır gibi bir tanımları var sanat hakkında. Neo-Wittgensteincu görüşe göre de sanat açık bir kavram değildir ve tanımlanamaz. Aslında sanat tanımını tanımlanamamazlık üzerinden yapıyorlar. Ve sadece eser üzerinde yapılan akıl yürütme ve düşünmelerle sanat eseri olup olmadığına karar verilebilir gibi bir ele alış biçimleri var sanatın. Yani biz sanatın tanımını yapamayız. Sanat tanımlanabilir bir şey değildir. Ama sanat sonucunda ortaya çıkan eser üzerinde yapılan İşte akıl yürütme ve düşünmelerle sanat eseri olup olunmadığına karar verebiliriz diyorlar. Çağdaş görüşe göre ise doyurucu estetik yaşantılar oluşturmak amacıyla dürtüler yaratma becerisi olarak ortaya çıkıyor sanat. Ve kuramsal görüşe göre de sanat eseri bilinçli olarak insan elinden çıkma, sanat dünyası adına hareket eden kişi ve kişiler tarafından ve işte bazı özellikleri hakkında fikir birliğine varılmış, bunun yanı sıra özgün de nitelikler taşıyan beğeni kazanmaya aday obje olarak tanımlanıyor. Gombrich'e göre ise sanat adı verilen bir şey yoktur, yalnızca sanatçılar vardır gibi bir durum söz konusu. Yani demem o ki sanatın kesin bir tanımı yapılabilir mi? Hayır, bence yapılamaz. Çünkü akımlara, görüşlere, çeşitli ressamlara bağlı olarak aslında sanatın tanımının değişebildiğini görüyoruz. Sanat türlerine geçecek olursak aslında üç ana başlık altında inceleyebiliriz. Güzel sanatlar, karma sanatlar ve endüstriyel sanatlar olmak üzere. Ritmik, fonetik ve plastik sanatlar dediğimiz işte dans ya da şiir dinletisi gibi ya da plastikten yapılan ve üç boyuta ulaştırılan eserlerin sunumu mesela güzel sanatlar içerisinde yer alıyor. Karma sanatlar içerisinde sinema, opera, fotoğraf ve dans yer alıyor. Endüstriyel sanatlarda da biraz daha zanaat artık altında incelenebilen durumlar söz konusu. Dokumacılık, marangozluk, duvarcılık gibi. Sanat akımlarından başlayacak olursak, tarih öncesi akımında aslında bu akım çok geniş bir sürece yayılan ve sanatın başlangıcını oluşturan akım diyebiliriz. En iyi tanınan formları yaklaşık milattan önce 50 bin 3000 yıllar arasında yapılıyor. Sosyal sistemleri ve inançları temsil ediyor genellikle eserleri. Burada sol üstte gördüğünüz Boğaların Büyük Salonu adlı milattan önce 16 bin 14 bin yıllar arasında yapılmış mağara resmi Fransa'da sergileniyor şu an. Bilinen tarih öncesi eserlerden biri. Ve tarih öncesi sanatla ilgili ortaya atılan teoriler, birçok teori var. Ama bu teorilerden en çok kabul göreni bu dönemde yapılan sanatın başarılı avlanma için yapılan bir dini ritüel parçası olması yönünde. Eski Yunan ve Roma akımına bakacak olursak da aslında Batı sanatının temelini ve kaynağını oluşturan bir akım. Bu sol altta gördüğünüz tablo gibi daha çok heykelcilik ve işte biraz daha üç boyuta kazandırılmış şeylerin öne çıktığı bir akım. Geometrik, arkaik, klasik ve helenistik olmak üzere de dört ayrı döneme ayrılıyor bu sanat akımı. Sonrasında Bizans sanat akımına baktığımızda aslında
Yunan ve Roma sanatından sonra ortaya çıkıyor ve Hristiyanlığın yayılması ile birlikte bu Yunan ve Roma akımı terk edildiği için Bizans akımının ortaya çıkmasına zemin hazırlıyor aslında Hristiyanlığın yayılması. Biraz daha dini inanışların eserlere yansıdığı bir dönem olduğu için hiçbirini ya da anlatı imgesi bulunmuyor bu dönem, yani bu akımda ortaya çıkan eserlerde. Önemli olan Tanrı'ya duyulan saygı ve işte kutsal olanı temsil etmek. Ve bireyler aslında bu akım adı altında biraz önemsizleşiyor. Bu Bizans akımında biraz daha resim daha çok fresk olarak karşımıza çıkıyor. Fresk dediğimiz şey de aslında duvar resmi, sıva ya da alçı üzerine yapılan bir duvar resmi olarak kabul edebiliriz. Sonrasında sanat akımlarının en kalabalık akımlarından biri olan Rönesans dönemine geçiyoruz. Beş dönemde inceleyebiliriz Rönesans dönemini. Bu Rönesans döneminde ilk olarak erken Rönesans dönemi var ve bu dönemde ortak olmayan bir sanatsal üslup mevcut. İşte anatomi bilgisi biraz daha artık gelişmeye başlıyor ve insanlar, daha doğrusu eser sahipleri, kadavralarla çalışmaya başlıyor. Dokumacılık ve kumaşçılık alanında da eserler ortaya çıkarmaya başlıyorlar. Kuzey Rönesans'ı dedim. Bu arada erken Rönesans döneminden bir tabloyu görüyorsun, bir heykeli görüyorsunuz yanda. Davut heykeli, Donatello tarafından yapılan. Erken Rönesans'ın güzel bir temsili. Kuzey Rönesans'ına baktığımız zaman biraz daha artık erken Rönesans'tan farklı olarak keskin detaylar, naturalizm, dindarlık, dürüstlük ve günlük yaşam vurgusu ortaya çıkıyor. Bizans döneminde olduğu gibi dindarlığa, Kuzey Rönesans'ında da aslında dindarlığa bir vurgu söz konusu. Bizans dönemi kadar çok olmasa da. Dürüstlük ve günlük yaşam vurgusu Kuzey Rönesans'ında biraz daha fazlaca görülüyor. Rönesans dönemine baktığımız zaman 15. yüzyılın sonunda ve 16. yüzyılın başlarında ortaya çıkıyor ve sanatçıların insanın yaşayışını ve işte güçlü duygularını, doğal dünyanın güzelliği ve gizemini yakalama çabası içerisinde olduğu bir akım. Sanat klasik dönemlerden beri ilk kez gerçek gibi görünen bir inandırıcılığa sahip oluyor bu dönemde. Dini süjeler en yaygın temalar olarak ortaya çıkıyor. İşte portreler, mitolojik öyküler, ahlaki mesajları nedeniyle tasvir edilmeye başlıyor. Bu dönemde önemli olan bir şey var. Rönesans döneminde ressamlar, şairler ve saray mensuplarıyla eşit bir konumda olarak konuma ulaşıyorlar diyebiliriz. İşte Leonardo da Vinci'nin Floransa'da, Milano'da, Fransa'da tanınması ya da işte İmparator 5. Karl'ın bir Tiziano'nun fırçasını almak için yerlere kadar eğilmesi gibi durumlar söz konusu. Yani ressam bu dönemde saray mensubu kadar önemli aslında. Yüksek Rönesans döneminde de insan figürlerinin yakından incelenmesi mevcut. Bir hümanizm idealine vurgu mevcut ve sahip olan üst düzey, yani erken Rönesans döneminde başlayan işte kadavralarla çalışmayla birlikte başlayan anatomi bilgisi Yüksek Rönesans döneminde artık üst düzey bir bilgi konumuna geliyor ve insanlar eserlerde bunu gösteriyorlar. İnsan tasviri çok daha yakından incelenmiş ve çok daha gerçekçi boyuta ulaşıyor. Venedik Rönesansı'nda da artık biraz daha bu fresklerden daha farklı olarak ya da ahşap panelden uzaklaşıyorlar ve işte yağlı boyaya altlık olarak kullanılan tuvale geçişte öncülük eden bir dönem. Venedik Rönesans eserlerinde genellikle tuval üzerine işlemeler mevcut. Burada Rönesans dönemlerinin eserlerini görüyorsunuz. Rönesans dönemi deyince tabii önemli sanatçılardan bahsetmemek olmaz. Özellikle bizim bildiğimiz, insanların daha çok bildiği sanatçılar Yüksek Rönesans dönemine ait. Kim gibi? Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael gibi isimler bu dönemde ortaya çıkan isimler. Bu dönemin önemli sanatçıları. Yukarıda gördüğünüz aslında çok kanatlı bir pano, Son Yargı isminde ve Kuzey Rönesansı'nın bir temsili. Onun altında gördüğünüz Levillerin Evinde Şenlik adlı bir tablo ve Yüksek Rönesans döneminin
bir temsili olarak karşımıza çıkıyor. Sol üst köşede gördüğünüzde Rönesans'ın temsili olan Meryem ve çocuk ile Bakire Meryem'in doğumu adlı tablo. En sonda da gördüğünüz aslında Venedik Rönesans'ının önemli temsillerinden biri olan Fırtına adlı eser. Sonrasında barok akımına geçiş yapıyoruz. Özellikle mimaride tabii baroku biliyoruz biz. Mimaride, heykelcilikte ve resimde görülüyor bu barok akımı. Bu akımda genellikle azizlerin yaşamı, mitolojik konular, ailelerin tarihi ve kahramanlık öyküleri yer alıyor. Sol üstte gördüğünüz Rembrandt'ın Gece Devriyesi adlı eseri bu akımın önemli temsillerinden. Aynı zamanda İsa'nın Dirilişi ve İnci Küpeli Kız da bu akımın temsilleri arasında yer alıyor. Tabii hepimizin bildiği bir tablo var. Son akşam yemeği tablosu da bu akımın önemli temsilleri arasında. Sonrasında dışa vurumculuk yani ekspresyonizm akımına geçiyoruz. 20. yüzyıl başlarında politik ve ekonomik sorunların baş gösterdiği Almanya'da ortaya çıkıyor. Bu şeyle ilgili şöyle bir şey var. Almanya'da ortaya çıkmasına rağmen bu akımda oluşturulan yani bu akım sonucu ortaya çıkan eserlerin birçoğunun sahibi Alman asıllı bir ressam ya da bir sanatçı değil. Bu akımda doğa eserler olduğu gibi yansımıyor. Duygular ve iç dünya ön plana çıkıyor. Nesneler sanatçının estetik algısına göre şekilleniyor. Yani sanatçı işte nesneyi alıyor, kendi süzgecinden geçiriyor ve kime yansıtmak istiyorsa kendi süzgecinden geçirdiği haliyle yansıtıyor. Bu yüzden de sanatçıda bırakılan etkinin esere aktarılması söz konusudur. Hepimizin bildiği çığlık tablosu da aslında bu dışa vurumculuk akımının önemli temsillerinden biri. Sonrasında kübizm. Tabii kübizmi artık Pablo Picasso'yla, yani Pablo Picasso deyince aklımıza kübizm geliyor. Birçoğumuzun da aslında bu akımlar arasında en çok kübizm hakkında bilgi sahibi olduğunu düşünüyorum ben kendi adıma. Pablo Picasso ve George Braque tarafından 1907-1908'de yaratılan bir akım. Ondan sonra bu akım Pablo Picasso'nun aslında Avignon'lu Kızlar isimli tablosuyla başlıyor. Sol üst köşede gördüğünüz tabloyla. Rönesans'tan beri mekanı tanımlamak için kullanılan perspektifi bırakıyorlar bu akımda. Ve en önemli tarafı da bu zaten bu akımın. Figürlerin gerçekçi bir şekilde aktarılmasını da reddediyorlar. Nesneler yalnızca göründükleri gibi değil, aynı zamanda görünmedikleri yanlarıyla da, yani görünmeyen yanlarıyla da ele alınmalıdır şeklinde bir algıları var. Ben sol alt köşeye de üç müzisyen eserini koydum yine Picasso'dan. Kübizm'in önemli temsilleri arasında yer aldığını söyleyebiliriz. Sonrasında fütürizm. Bu akım biraz daha artık mekanikleşmeyi, güç ve enerjiyi temsil eden bir akım aslında. Gelecekçilik adıyla da bilinen akım İtalya'nın ilk modern sanat akımı olarak ortaya çıkıyor ve 1909 yılında ortaya çıkıyor. Amaç geçmişle ilişkiyi kesmek. Bu yüzden üretilen eserlerin geçmişe bağlılık ya da geçmişten gelen akımlara değinme konusunda öyle bir çabası yok. Tamamen yeni bir şey ortaya, modern bir şey ortaya koymaya çalışıyorlar. Amaç geçmişle ilişkiyi kesmek ve işte İtalyan geleneklerini yok etmek aslında. Teknolojiyi, mekanikleşmeyi, güç ve enerjiyi de akımla artık akıma yön veren bir unsur haline getirmek temelde istedikleri şey. Ve bu akımda taklit hiçbir şekilde kabul edilemiyor. Özgünlük önemli olarak ortaya çıkıyor. Bu akımın eserlerini de görüyorsunuz aslında temsillerini. Ama dediğim gibi çoğu insanın bu konuda bu akım konusunda bilgi sahibi olduğunu düşünmüyorum. Çünkü biraz daha kübizm ya da işte barok akımı gibi değil de biraz daha sürdürülemez bir akım. Yani tamamen yeni bir şey denemek üzerine kurulu olduğu için biraz daha sürdürülemez bir akım gibi geliyor bana. Sonrasında da Dadaizm var. Dadaizm ya da Dada akımı Birinci Dünya Savaşı'nın vahşetine tepki olarak ortaya çıkıyor. İsviçre'nin Zürih kentinde başlıyor ve anti sanat akımı olarak gelişiyor. Önemli şeylerinden biri burjuvazi karşıtı oluşu. Aynı zamanda savaşa tepki olarak da ortaya çıktığı için savaş karşıtı bir yönü var. Dada akımında aslında sanatın amacı, sanatçıların rolü hakkında
kasıtlı olarak zor sorular sorulması durumu var. Bu yüzden de bu soruların sorulduğu ilk kavramsal sanat akımı olarak ortaya çıkıyor. Özel olarak hiçbir aktarım aracı baskın çıkmıyor. Yani Bizans dönemindeki gibi freskler ya da işte Venedik Rönesansı'ndaki gibi tuval vurgusu değil de aktarım aracı olarak baskın domine eden bir aktarım aracı yok. Her şey her türlü aktarım aracı kabul edilebilir halde. Sonrasında da sürrealizm. Aslında birçok insanın bence en azından bir kere olsun gördüğü tabloların yer aldığı akım da sürrealizm akımı. Gerçeküstücülük olarak da biliniyor bu akım. 1920 yılında Avrupa'da ortaya çıkan Freud kuramının sanatla birleştirilmesine uğraşan bir akım aslında. Ve bu akımın temeli Dadaizm'e dayanıyor. Doğrudan bilinçaltından akan sözcükler ya da imgeler üretilmesi sayesinde hiçbir sanatçı benzer işler üretmiyor. Her eser sanatçının kendi süzgecinden geçiyor ve bireysel ifadeler ortaya çıkıyor bunun sonucunda. Sürrealist eserlerde gerçek ve gerçek dışının iç içe olması durumu var. Bu yüzden tutarlı bir bütünlük taşımasından çok sanatçının süzgecinden geçen, bilinçaltından akan şeylerin esere yansıması söz konusu. Dali'nin Belleğin Ritmi ve René Magritte'in Adamın Oğlu adlı eserleri de bu akımın önemli eserleri arasında yer alan temsiller. Sürrealizm akımında güzel iki temsili olduğunu düşündüğüm için bunlara yer vermek istedim. Sonrasında da minimalizm akımı. Minimalizm akımında aslında sürrealizmde nasıl mesela tipik bir şey yoksa aktarım ya da dadaizm de aynı şekilde tipik bir aktarım şekli yoksa her şekilde olabilirse minimalizmde de biraz daha tersi. Ağırlıklı olarak heykel ve müzik dallarında eserler veriliyor minimalizm akımında. 1960'lı yıllarda sadeliği ve nesnelliği ön plana çıkaran bir sanat akımı olarak ortaya çıkıyor. Nesnenin yalnızca nesne olduğu, nesnenin herhangi bir süzgeçten geçirilmek zorunda bırakılmadan olduğu gibi yansıtıldığı eserler söz konusu. Ve bu işte duygular esere yansıtılmıyor ya da nesnelerin tarihsel ve sembolik anlamları en aza indirgenmeyi amaçlanıyor. Ve bu akımda biraz daha geometrik desenler ağırlıklı olarak ortaya çıkıyor. Karmaşadan uzak, yalın, anlaşılır, sade eserler ortaya konuluyor. Ve işte en çok da heykelcilikte nasıl ki Dadaizm'de işte belirli bir şey yoksa, aktarım şey yoksa ya da Bizans fresklerse minimalizm akımında da aslında heykelcilik etkisini gösteriyor aktarım aracı olarak. Solda da minimalizmin temsillerini görüyorsunuz. İlki Robert Morris'in Ses adlı minimalizm çalışması. İkincisi de Saul Levitt'in 1986 yılında yaptığı biraz daha iki boyutlu bir çalışma. Genellikle ama Robert Morris'te olduğu gibi yani Ses adlı eserinde olduğu gibi biraz daha üç boyuta çıkarılan çalışmalar ve sadelik nasıl desem karmaşadan uzak sade bir aktarım söz konusu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Çok heyecanlıydım. Benim sunumum bu kadardı.